TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı. %21 dedi ve enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri. Ben Kemal, geliyorum. TÜİK'in kapısına gitti. Evet. Hani bu durumlarla ilgili bilgi alabilmek için. Fakat ana muhalefet liderini içeri almadılar. TÜİK'in bu tutumuna yani gerçekten de güveniyor musunuz? Yani randevusuz almıyormuş arkadaşlar TÜİK'e. 19 yıldır yöneten iktidar geçmişte şunu söylüyordu. Bizim devlet kurumları artık milletin kapısı, devlet kurumları millete açıktır deniyordu. Şimdi de randevu almadınız deniyor. Oradan buraya nasıl geldik? Bu iktidar geldiğinden beri hiçbir kurum şeffaf değil ki. Hiçbir bilgi sağlıklı değil ki. Zaten devletin en güvenilir kurumlarına dahi güvenmiyor artık millet. Bu ülkede bir asker vardı. Askere dahi güvenmiyor yani. Ben de öyle kimseye güvenmiyorum artık memleket. Var mı güvenen bilmiyorum yani. Sizlik hat safhada. Yok tabii yani. %60 olan enflasyonun %21. Yani kaşar peynirine hiç zam gelmemiş. Kiralar artmamış. Yani aptal hayatı... yerine mi koyuyor TÜİK yani vatandaşı? İnananlar var, mutlaka var memlekette. İnananlar var. Ki hala %30 oyu var bunların yani. Ama hala inananlar var. Çıkarcılar yani. İşi düşenler yani, devletten sömürenler. Yok, çoğu öyle. Emekli az parayla kandırıldı. Yani fakir yoksul olan 1500 lira maaşım var diyor. Asgari ücret alıyorum diyor. Memnunum diyor adam. Bakın ben şunu söyleyeyim. Yani. Devletin izlediği politika şu. Her eve benden para girecek dedi. Ve adam diyor ki bana diyor devletten beleş para geliyor diyor. 500 de gelse diyor. 1000 lira da gelse diyor. Para geliyor diyor. Bu devlet bana bunu veriyor diyor. O yüzden dolayı devletten çıkar bekliyorlar. Ufak paraya devleti sattılar. Peki, az parayla devleti sattılar. Pimpon topundan enflasyon alan bir kurum olabilir mi ya? Yani bu kadar rezil bir durum olabilir mi yani? Ama işte dediğim gibi ya aptalları kandırırlar ya da işte böyle. Ya herkes çıkarcı. Bakın asıl devleti soyanların hepsi evini, arabasını, her bir şeyini sattılar. Yurt dışında bankalara yatırdılar. Devletin gideceğini biliyorlar ve şu an herkes Türkiye'nin parasını kaçırıyor büyük bir çoğunlukla ve olan gene bize oluyor. Bakın diyorlar ki asıl doların yükselmesi bir ay sonra, iki ay sonra yansıyacak ve asıl o zaman millet görecek. Ondan sonra belki seçime gideceğiz ama batık bir şekilde, yoksul bir şekilde. Bunu neden böyle bilerek mi yapıyor? Kesinlikle. Ne olabilir altında? Yani ben vatan hainliği diyorum ya. Vatan hainliğinden başka bir şey değil. Vatana ihanetten başka bir şey değil mi? Vatana ihanet. Her şekilde ihanet. Zaten bakın sokak röportajı yapanları artık içeri alıyorlar. Dikkat edin gençler. Biliyorsunuz ya. Yayınlansın. Ben arkanızda olurum bu arada. Çünkü hakaret etmiyorsunuz. Çünkü neden? Yok, bakın söylüyorsunuz. Bakın neden biliyor musunuz? Cebimdeki para. Arkanızda olurum ama yayınlanacak söyleyeyim. Bakın cebimdeki para eridi. Cebimde para yok yani. Ne demek ya? Bir ekmek 4 TL olması ne demek? Süt bakın ben hesapladım. Süt 7 TL, 6 TL. Bölgeden bölgeye fark ediyor. Yarım simit satılıyor İstanbul'da özellikle. Ya bakın 1 kilo süt ya. 3,5 lira olduğu söyleniliyor simitin fiyatının. Ya yapmayın Allah aşkına, simit yiyemiyoruz. Ya hadi tamam geçiyorum. Bizler karı koca çalışıyoruz. Peki çalışmayanlar? Bakın benim bir gidip yumurta, ekmek, süt almam. Bunlar 40... temel ihtiyaçlar. Evet. 45 TL'ye patlıyor. 2 kişi. 2 kişi 45 TL. 4 kişilik bir aile ne yapıyor? Bütün bir ay boyunca yani ekmek, yumurta mı yiyor yani? Bu mudur yani? Bu mudur? Yani bakıyoruz patates. Bakıyoruz patates dağıtıyor ülke. Dağıtmasın ya patates. Patates dağıtmasın. Anladım. Teşekkür ederim size. Et versinler. Et dağıtsınlar. Dediğim gibi yayınlanacak, bilginiz olsun. Tamam, zorla konuşturmadık ama eğer bir şey olursa da arkanızdayız. Bu konuda da bizim hani yok. Bizi de alırlar zaten bu tabii. Yok ben FETÖ'den içeri yatmış adamım. Sıkıntı yok. 50 gün yatırdılar beni. Anladım. Tamam. Dediğim yani gibi. Eyvallah. Sağ olun. Aptal yerine mi koyuyor Türkiye istatistik kurumu vatandaşı? Kimse inanmıyor. Aptallıkla alakası yok. Zaten belli. Aptal ne kelime ya? Eşek yerindeyiz. Bayan da aynı şeyi söyledi az önceki. Ya kardeşim ben ekmeği... Ekmek ya bu. Temel ihtiyaç maddesi. Evet. Ekmeği 4 liraya çıkaracaklar. O da stoklar bitinceye kadar şimdilik... Ya yağın litresi 13-14 liraydı. O yağın litresi olmuş 28 lira. Ya insan söyler. Ben aptal olabilirim. O kadar okumadım. İlkokul mezunuyum. Ama dediğin gibi 13-14 liradan 28-29 liraya çıkıyorsa %21 nasıl 21? Yani şaşılacak bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri. Bu enflasyon durumları ile ilgili TÜİK'e soru sormaya, durumu öğrenmeye gitti. Milletin evet. Aynı zamanda milletvekili çünkü. Yani. Milletin temsilcisi olarak ve içeri alınmadı. Tek kelimeyle bir şey söyleyeceğim abi. Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olur öyle bir yere? Bu şekil yapabilirler mi? Kapıda öyle almamazlık yapabilirler mi? Bak ben sana kısadan bir örnek vereyim mi abi? Ben Muş'a gittim. Benim Muşluyum, memleketim Muş. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Muş'a geldi. Yollar bozuktu. Bir gün içerisinde asfalt döşediler oraya. Yolların her tarafı topraktı. Bir gün içinde asfalt döktüler.
Sırf o geliyor diye. Ülkenin tamamı yalan dolan içerisinde yaşıyor. 38 liraya aldığımız 5 litreye olmuş 130 lira. Hala ekonomi iyi davasındalar. Abicim ben iktisat okuyorum. Adam çıktı dedi ki faizi düşürüyorum. Evet. Neden dendiğinde çıktı ya, dedi ki NAS politikasından kaynaklı düşürüyorum dedi. NAS'ın açılımı da dini olarak faizin günah olması. Abi ben iktisat okuyorum. Senin bilginin 10 katını biliyorum. 60 yıldır, 60 yıldır bu devlet, affedersin, dışarıya muhtaç oldu. Pardon, şu an ne? Şu an muhtaç var mı? Tünel örgütünün bak, bir dakika. FETÖ terör örgütü değil mi? FETÖ ile oturuyor. Bir konuşma. Allah bir dakika. Taliban terör örgütü değil mi? Bak şimdi Afganistanlı'ya bakıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan onunla aynı masada oturup yemek yemiş adam. Ondan bir tane. Samanı bile Arjantin'den alıyorsun. Samanı bile Arjantin'den alıyorsun. Dışa bağımlı. Dışarın gitmiş, vırvırın kaldı. Tapın ya. Gidin adama tapın. Heykeline tapın ya. Budist gibi yaşıyorsunuz. Koyun musunuz siz ya? Ay güdülüyorlar resmen ya. Arkadaşlar dini kullanıyor. NAS politikası deyip duruyor. Neymiş? Faiz günahmış. Açsın bir tane iktisat kitabı okusun. Faiz yükseldikçe döviz kuru düşer. Faiz azaldıkça döviz kuru artmaya devam eder. Ya faiz bir düşürüyoruz diye faiz düşüyor mu? Faizi düşürüyorum diye gösteriyor. Faiz düşüyor mu gerçekten? Zaten o faizin üstünü kapatıyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Cumhurbaşkanımdan şunu rica ediyorum. Çıkıp televizyonda konuşmasın yeter. Faizi düşürüyorum, onu yapıyorum dediği zaman var ya. Dediği zaman var ya. Dolar, altın, euro aldı başını, onun için gitti. Bir şey demesin yeter. İşi yapacak olanlar konuşsun. Cumhurbaşkanımız otursun yerinde. Evet, Cumhurbaşkanımız. Ama yerinde otursun. Ablacığım sorumuzu soralım sana. Sorumuz şu aslında. TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Evet. %21.8 dedi. Evet. Ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in binasına gitti. Evet, niye almadılar içeriye? Bununla ilgili sorular soruldu ve içeri alınmadı. Neden alınmadı? Ben de bunu soruyorum. Niye alınmadı? Neden alınmamış olabilir sizce? Vallahi ne bileyim neden alınmamış olabilir. Yani TÜİK olabilir? Devlet kurumu. Kendi kendilerini içeride karar aldıkları için almadılar bence. Niye yanlarında başka bir şeyden, partiden adam peki, yok? Peki TÜİK gibi devlet kurumu millete hesap vermek zorunda değil mi? Zorunda. Neden vermiyor peki? Bunu sormak... Ben de soruyorum bunu. Neden vermiyorlar? Ben soruyorum size. Bu kadar. Maaşımız niye dolarla, euroyla değil ablacığım? Ben emekliyim. Niye benim maaşım 2 ama her şeyin dolara bağlı abla. Her şeyim dolara bağlı tabii benim. Şu an altın borcum var. 460 gram. Nasıl ödeyeceğim? Peki. Kaça çıktı? Bunlardan haberi var mı bizim cumhurumuzun? İndirsin o zaman. Peki inanıyor musunuz bu yönetimin ekonomiyi düzeltebileceğine? Vallahi hiç kimseye inanmıyorum ben. Kimseye mi? Hiç kimseye inanmıyorum. Nasıl yani? Hiç kimse düzeltemez mi? Yani bu devlet belki değişirse, gelen artık hani çok harcamazsa, ne bileyim kendilerine masraf yapmazlarsa. Düzeltebilir mi mesela? Düzeltebilir tabii ki. 20 senedir buraya geldik. Düşünün gerisini. Düzeltmesi bile en az 20-30 sene. Fahrettin Koca dün can muhabirlere şey verirken adam gelip sen ne dedin? Tayyip'in gelip söylediği hesap şey sen ne dedin diye hesap sordu. Baktığında Sağlık Bakanımız bizim. Cumhurbaşkanına bağlı bir durumu yok. Kendi şeyinde, çatısının altında bir bakan o. Ve kimseye hesap vermek zorunda değil. Ama bu devletteki bütün kurumlar ve kuruluşlar şu an zaten Cumhurbaşkanına ne bağlı. Ne dedi Fahrettin Koca Cumhurbaşkanına biliyor musunuz ne dedi? Söyler miyim efendim? Ya diyorum ya şu an oraya bağlı olarak hareket ediyorlar. Çıkmıyor ama her şeyimizi geçmiyor. Biz şu an aslında padişahlık dönemindeyiz. Padişah var tepede ve o ne derse o oluyor. İstediği kadar kurum olsun, kuruluş olsun. Hiçbir halta yaramıyorlar. Önemli olan bence burada CHP liderinin veya herhangi bir muhalefet liderinin veya başka bir insanın gitmiş olması değil. Bir kere TÜİK hayaller dünyasında yaşıyor yani. Bir böyle çarşıya pazara buraya çıksalar enflasyonun %20'lerde olmadığını görürler. Hayaller dünyasında mı yaşıyor yoksa bilerek mi öyle açık? Yani artık o yani şimdi, aptal yerine mi koyuyor? Niyet okuma yapmayacağım. Çünkü herkes %50 %60'larda diyor enflasyon. Yani demesine kimsenin gerek yok. Şu pazara çıksalar bugün aldıkları atıyorum 10 liralık bir ürünü yarın 15 liraya aldıklarını görecekler zaten. Hani %20 olarak açıklıyorlar ama yani neye göre ne hesap ediyorlar biliyorsunuz bir ara pimpon topu falan hesaba kattılar onları gördük. Ayrıca bu liderin içeri alınmaması durumu da tamamen hani artık bu devlet kurumlarının laşkalaşmasına bağlıyorum ben orada. Biz millet olarak hesap sorma şeyimizi yitirdiğimiz için yani gücün bizde olduğunu unuttuğumuz
için bu tarz şeyler artık bize doğal geliyor. Asıl tehlikeli olan da bu zaten. Bence suçlu biziz. Millet olarak biziz. Yani evet. Biz onlara bu yetkiyi verdik. 20 senedir bir insana değil, bir başka varlığa bile, bir başka olguya bile bu kadar çok anlam yükleyip bu kadar çok yetki verirseniz olacağı budur. Bence fazla sorunu dışarıda aramamak lazım. Gerçek olan bir şey var ki enflasyonun %20 olduğuna kimse inanmaz. Yani herkes biliyor ki şu an ülkede bir devalüasyon var. Evet. Her şey %100 iki katına çıkmış. Gerçek olan bir şey var ki şu an ülkede Cumhurbaşkanı'ndan bütün milletvekillerine kadar herkes çok iyi biliyor ki bu devalüasyonun olduğunu. Bugün seçimi kazanacağını bilseler yarın seçime giderler. Kaybedeceklerini bildiği için gitmiyorlar. Bütün ülke bir kişinin ağzına bağlanmış. Ne yargı bağımsız, ne TÜİK bağımsız, ne Merkez Bankası bağımsız. Evet, her şey Cumhurbaşkanı'na her bağlı. Şey oraya bağlandığı için. Sembol yani, olarak duruyor bakanlar. Kesinlikle arası. Yani oradan ne açıklanması gerektiği söyleniliyorsa onlar açıklanıyor. İnsana sorarlar, 20 yıldır bu ülkenin başında sensin. O zaman 20 yıldır niye yanlış yönettin? 20 yıldır bir de faizi niye evet, indirmedin? 20 yıldır, yılda ülke evet, olur? 20 yıldır madem bu iş böyleydiyse 20 yıldır faizi niye indirmedin? Faizi bu seviyeye getirip sonra ülkeyi bu konuma niye soktu? Şu an Avrupa bizi bedava iş gücü diye alıyor. Çünkü bugün askeri ücret bile orada 3000 euro olsa 1500 euroya adamı götürüp çalıştırıyor ve bizim vatandaşımız oraya gidip para kazandığını zannediyor. Halbuki seni bedava çalıştırıyor. Şöyle abi, kazanıyor. Ama mesela şimdi kendi parasına göre kazanıyor. Değer kaybetti evet. Ya. İhracat artmaya başladı. Şimdi bunu şey olarak görüyorlar. Sanki ihracat artınca milletin cebine de para girecek. Yok. Maalesef ki şöyle oluyor. Zengin daha da büyüyor. Herkes daha malını da büyüyor. İkiye katladı. Zengin krizde. Daha da büyüyor. Zengin abi. Büyüdü. Mülkü olan herkes ikiye katladı. Ama bundan etkilenen kim? Gariban. Millet. Alt tabaka. Vergi ödeyen. İşin kötü tarafı da şu. Millet. Oyu veren de gariban. Evet. Ezilen de gariban. En acı tarafı da bu zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Diyor ki randevu almadan gittiler diyor. Ana muhalefet lideri de şunu diyor. Diyor ki biz diyor randevu aldık diyor. Fakat vermediler diyor. Randevu vermediler diyor. Anladım. Randevu talebinde bulunduk vermediler. Vermediler diyor. Burada bir dilim şimdi TÜİK'in zaten rakamları kesinlikle şurada kime sorsan inanmaz yani TÜİK'in evet. Rakamları artık. Genel olarak inanmıyor. Şey oldu. İnanmıyor. Kimse inanmıyor. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Ben şu anda bir okulda okul kantini işletiyorum. Şunu söyleyeyim. Çocuklara bir şey sattığımda utanıyorum. O kadar pahalı mı abi? Ben böyle bir şey 16 senedir aynı okulda görev yapıyorum, kantini işletiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bak benim çalıştığım yer belli bilmiyorum. Yayınlarsanız zaten. Tabii abi. Yani ben korkmuyorum şunu diyorum. Ya bu çocuklara yazık. Şu anki kadar kötü bir dönem ben görmedim. Ben 30 senedir esnafım. Şu an çok kötü. 20 yıldır yönetiyor. Şu... Düzeltebilirler mi? Böyle bir inancın var mı? Şu an düzelmez. Şeyden bu iktidarla. Çıktı. Ya kontrolden şu an çıktı. Çok acil bir erken seçim. Keşke Alman olsaydı. Abi gel soralım. Abi TÜİK verileri açıkladı. Enflasyon verilerini %21.8 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu kapısına gitti. Randevu aldığını, randevu vermediğini ama kapısına gittiğini söyledi ve almadılar Kılıçdaroğlu'nu. Ayıp ettiler. Evet. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Peki verilere inanıyor musun abi sen? TÜİK. Yok canım. Hepsi hikaye. Demin şurada sordum. Bir sivil sordum. 100 TL. Bir üst ya 100 TL. Mecbur üstsüz mü gezi abi öğrenci insanlarız? Bu durum saçma abi ya. Vallahi çok saçma. Yani üstsüz geziyor artık ha. 10 yıldır aynı pantolonu. Çok mu pahalılık var? Çok pahalı abi ya. 100 dolar 13-15 TL olmuş abi bu. Çok saçma bence. Çok kötü arkadaşım. Geçen sene ben bir araba sattım 450 lira. Şimdi araba 800 lira. Bunun gidişatı kötüdür. İyi değil. Nasıl düzelecek abi? Ya düzelmesi biraz zor. Ha yönetim değiştirse düzelebilir. Çünkü Türkiye güzel bir ülkedir. Ben 8 sene yurt dışı gezdim dolaştım. Türkiye kadar güzel bir ülke yok. Bazen sizi izliyorum da bakıyorum böyle çok aptalca yorumlar yapıyorlar. Gülüyorum ben onlara sadece. İyi günler peki diliyorum. Abi millet aptal yerine mi koyuyor TÜİK? Yani kesinlikle. Millet inanmıyor verilere. Israrla da açıklamıyor gerçekleri. Evet ya, kesinlikle insanların akıl sağlığıyla oynuyorlar. Bunlar biraz çok saçma. TÜİK devletin kurumu. Evet. Ve devletin kurumunun birilerinden talimatla çalışması yerine millete hesap vermesi ve millet için çalışması gerekmiyor. Bir gün gelecek. Şu anda yok ama o bir gün gelecek. Herkes hesap verecek yani. Herkes hesap verecek. Ben bile zorlanıyorum yarınla. Öyle mi? Almanya'dan aldığınız maaşla tabii zorlanıyorsunuz. Ki. Tabii ki. Bakın Almanya'dan aldığınız maaşla bir şey yok böyle. Almanya'dan birisi 300 alıyor, 400 alıyor, 500 alıyor öyle şey yok. Öyle herkes 2000-3000 euro alıyorum diye bir şey yok. Ya 1000 euro ile başlıyor emekli maaşı. 1000 euro versin ne olur. Tam da buraya göre kötü para değil tamam, abi şu anda. Tamam ama o burada 15 lira yaşıyorsa olur. Orada yaşıyor. Tamam doğru. Da 1000 euro ile başlıyor diyorum. Evet. Daha orada yaşıyor da. Ama orada hükümet yardım ediyor. Burada hükümet evet. Yardım etmiyor. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Benim torunum orada. Şu anda benim torunum
Bir tane de yani iki tane bebesi var. Bir ufak bir şey. Beyi okuyor. Hükümet bunlara bakıyor. Kirasını veriyor, suyunu veriyor, her şeyini veriyor. Anladım. Burada niye yapmıyoruz? Burada da yapalım. Burada? Burada da yapalım. Şunu burada da ben. Vatandaşlarımızın şeyini biz karşılayalım. Anladım abi. Değil mi? Hükümet olarak bunu şey edelim. Keşke olsa. Almanya'da yaşadınız. TÜİK verilerine inanıyor musunuz? %21 açıkladı enflasyonu. Pahalılığı. Siz inanıyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? Ben inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Vatandaşın çoğu da inanmıyor genel olarak. Peki Kılıçdaroğlu muhalefet lideri TÜİK'in önüne gitti. Randevu vermediler. Evet. Önüne takip gitti. Ettim ben. Ve almadılar içeri. Evet. Almanya'da böyle bir şey yaşanır mı? Siz hayatta hiç böyle olmaz. Bir şey gördünüz mü? Normal mi böyle bir hayatta şey yaşanır? Hayatta olmaz. Merkel'i gördünüz mü? Adam kadın ne güzel her şeyine kaldı. Ortaya koydu. Ben dedi gidiyorum. Benden bu kadar. Hükümet ne dedi? Hayır dedi. Kal dedi. Hayır dedi. Ben bittim. Benden gelen dedi gene idare etsin dedi. Çok güzel bir şey değil var mi? Var demek ki birileri yönetebilecek. Var. Türkiye'de var mı? Bizim de olsun burada. Türkiye'de var mı yönetebilecek birileri başka? Ben göremiyorum. Olmaz. İzin almadan konuşamıyor bu ülkede ya. Bakanlar bile geldi. İzin almadan konuşamıyor. Daha ne söylüyorsunuz? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Doğru diyor abla. Türkiye'de başka araba kimse... Araba fabrikaları araba yetiştiremiyor vatandaşa. Kim? Hangi araba fabrikası? Ya vatandaş 6 aylığına usta. Çalışıyor mu? İflas etmiş. İflas etmiş. Ne çalışıyor? Çalışıyor mu dayım? Araba fabrikaları çalışıyor mu? Ona bir bakın. Çalışma. Adam ne yapıyor abi biliyor musun? Ben yurt dışından getirdiğim arabayı burada gümrüğe bıraktım. Bu batı hayranlığı olduğu sürece daha çok batıya anırtacı olursunuz. Bakın ben... Abi ben, gel. Bu hamaset olduğu sürece kaçma kaçma acı. Acı da gel. Söyle abi. Şimdi bu mevcut iktidarın 4 kişilik bir ailenin ekonomik şeyini say simit üzerinden hesap ediyorsa bunun halkın yanında olduğu düşünebilir mi? Söylenebilir mi? Kimin yanında abi? Bazı şey kendilerinin yanında. Hiç kimsenin halkın yanında olduğunu söyleyemem. 3-4 maaş alın, 1 maaş alın demiyor. 2 kilo domates alacak olan 1 kilo domates alın diyor. Ve de porsiyonları küçültün diyor. Yani bu zamana kadar halkı bu kadar aşağılayan, hakaret eden bir iktidar daha gelmemiştir. Doğru. Yok abi. Doğru.